Boş boş oturacağına bir çamaşır as, bir şey yap, yardım et bana. Asmayayım mı dedim sanki ben? Asarım. Tamam çekil hadi, sen beceremezsin Ömer. Hadi sen git bulaşıkları falan yık, hadi hadi. Hayret bir şey ya. Çekil sen, beceremiyorsun onu, hadi git sen odanı topla, hadi ben yıkarım, hadi git. Tamam hadi sen çekil, beceremiyorsun, hadi ben toplarım burayı, hadi sen çık. Hadi çekil çık. Hiç değil yani bu. Hani şunu yapmaktan nasıl bir zevk alıyorsun ben bilmiyorum. Umarım ölmeden biz de tadarız böyle bir orgazmın tadını yani, bu nasıl bir şey? Tamam bırak sen, çekilmeyi de beceremiyorsun, bak böyle çekileceğim. Böyle böyle, tamam sen atomların ayrılın, boş ver, bırak çekilmeyi. Bütün gün boş boş oturdu, ne yardım etti ne bir şey yaptı. Niye yardım etmiyor lan annene? Değil mi? Oo, bir sigara verir misin baba? Çok güzel rahatladın ya, nasıl gider şimdi o sigara biliyor musun? Nasıl iteledi bana? Çok temiz iteledi ha. Tebrik ederim. Bu senin hikayesi. 6 aydır bu durumdayım. Gittiğim her yerde ilk iş prizi soruyorum. Utanmaya başladım artık. Yanımda böyle kalın kitaplarla geziyorum ama aslında bunlar power bank. Rezil olmayayım diye kitap süsü verdim. Buse Hanım devamlı müşterimiz. Tabii her zaman kahve içmeye gelir. Ama bazen priz yanı koltuklar dolu olunca tabii üçlü priz çekmek istiyor. Bizi zor durumda bırakıyor yani. Fakat Buse bugün profesyonel yardım alacak. Bakalım bu bozuk batarya için Şengör İletişim'in sahibi Nihat Usta bir şeyler yapabilecek mi? Buse Hanım Atari adaptörü dahil her kabloyla telefonu şarj etmeye çalışmış. Hatta kalem pil zorlama izleri var. Yapacak çok fazla da bir şey yok ama gene de orijinal bir şarj aleti verip bir hafta izleyeceğiz, bakalım ne olacak. Nihat Usta'nın sattığı şarj aletine çakma çıktı. Artık ne yapacağım bilmiyorum. %98'de alıyorum şarjdan, bir dakika sonra %14'e düşüyor. İyice ikizler burcu oldu telefonum artık. Düzelir ya, bunun bir şey yok. Baba 7 yıldır kullanıyoruz. Artık bitti, ekonomik ömrünü tamamladı. Bırak huzura kavuşsun aleti ya. Yok yok, bunu bir elektrikçiye götürelim, o yapar. Evet, bunu diyeceğini biliyorduk ve 6 adet elektronik ustasından heyet raporu aldık. Bir daha çalışmayacağına dair, bunu da bırakıyorum buraya. Artık yenisini alman lazım, mecbur ya. Hadi ya. Ne kadar yenisi bunların? Ne bileyim 250-300 lira bir şeydir herhalde. Holy shit. Sen şunu şeye taksana, fişe tak be. Bak bir ses geliyor gibi. Yakışmıyor be. Son bir suni teneffüs deneyeyim, belki açılır. Hadi baba. Tamam bırakacağım sigarayı ya, söylenip durma. Üf. Yok sigara değil ya, yenisini alıver şunu, annemin dırdırını çekip duruyoruz. Ya öyle rahatım ki diyorum ya, iyi ki diyorum emekli olmuşum yani. Tamam canım, hadi sonra görüşürüz o zaman, hadi. Andaval sen de çalıştır. Uuu 5 dakika gitti. Bu böyle olmayacak ya. Aa erken döndün. Yok ya, marangozluk bana göre değil ya, ben eğitimci adamım, öğretmen emeklisiyim yani, oradanın sinerjisi farklı, orada iletişim kuramıyorum çıraklarla, bir de oradaki o dönen şey çok keskin, bak benim omuzu aldı götürdü buradan, ben emekliyim diye de her gittiğim işte bir uzvumu bırakamam, ben evde oturup daha çok sana çoluğa çocuğa sarayım, tamam mı, böyle yapalım artık. Hacı hoş geldin. O hal ne oğlum? Kim yaptı bunu? Ne oldu sana? Benden numaranı istediler. Vermedim. Dövdüler. İşkence ettiler. Gene vermedim. Kan kustum. Kırbaçladılar. Ama vermedim. Korkuyorum. Korkma. Sadece toprağa gideceksin. Sonra buharlaşıp parça tela olacaksın. Oradan özüne ulaşacaksın. Sonra biri senden internet paketi yapacak. Belki o kişi ben olacağım. Hayret bir şeysin abi. Niye veriyorsun numaramı? Yok de ya. Ev arkadaşımın numarası bende yok diyeyim. Tamam telefon kullanmıyorum de bir şey de. Başka? Hafta sonları da mızrakla mamut avlıyoruz değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Senin kesin o kızla aranda bir şey var. Bir şey yok ya, sınıf arkadaşım kız, ne var? Bana söylemiyorsun ama kesin bir şey var, eminim ya. Ha ya yok bir şey. Sen neye dayanarak böyle bir şey diyorsun ki? Çünkü kadınlar hisseder. Bir gün çıkacak ortaya bak. Na buraya yazıyorum. Na buraya. Kadınlar hisseder. Bu çok mantıklı. Bayağı hissediyorsun sen. Bu rasyonel bir şey. Elle tutulur bir kanıt. Zengin olduk. Bir tanem bak ne yapacağız şimdi. Tamam, kesin bir şey vara yazıyorum o zaman. Evet, bir çift getireceksiniz. Yok maalesef saat 5'ten sonra hissedemiyor Simge Hanım. Ben ayın 27'si saat sabah 10'a veriyorum. Tamamdır. Anladık değil mi Orhan Bey? O verdiğim karışımı bir hafta bu ikisine içirin. Zaten sizden gizledikleri bir sevişmişlik varsa onu zaten itiraf ederler. Sır söktürücü o yazdığım şeyin adı. Olmadı bir dahakine ben daha farklı yöntemlerini öğrenirim zaten. Evet, kol 19 santim, Çorum yazıyorum. Besleme biraz zayıf galiba değil mi? Hocam çok yiyorum ben ama... Sektir lan. Yani metabolizma herhalde. Amacımız fit olmak mı yoksa hacim kazanmak mı? Tabii. Anladım. Anladım. Okay. Şimdi biraz kas gruplarından bahsedelim. Göğüs kasını çıkarmak kolaydır. Kol güzel gözükür. Bacak zordur. Sırt nankördür. Karın bu çocuğudur karın. Karın tamam o zaman bir reverse sit up yapalım. Hadi bakalım. Ben izlemedim o filmi. O hangisi? O zaman cable crossover. Cross X demek. Leg press. O da yok. Bak o zaman orada bir tane demiri var görüyor musun? Hı-hı. O demire tutun böyle kendini yukarı. Şu yukarı olan demir değil mi? Kaç tane çekebiliyor hocam? Çekebiliyor. Hadi yap bakalım. Ap. Böyle olacak. Bak o hareketi yanlış yapıyorsun. Deltoid. Kardeşim bak o hareketi yanlış yapıyorsun. Debriyaja tam bas. Tamam. Yine de biraz yani istersen ya. Kardeşim o hareketi yanlış yapıyorsun. Hocam bir doğrusunu gösterir misiniz? Böyle mi? Şöyle. Sen bir bana müsaade et. Bir saniye. Yenge Hanım siz şu şekilde tepar. Tamam çekiyorum o zaman. Ya öyle çekme. Niye? Öyle çekince şişman gösteriyor. Şişman çıkıyor. Hakikaten şişman gösteriyor. Dur arayalım servisini o zaman soralım bir dakika. Müşteri hizmetleri için lütfen biri tuşlayın. Tahmini bekleme. Ne var be? Alo iyi günler. Bu telefonun sanırım kamerası bozuk. Arkadaşımı şişman gösteriyor. O zaman getirin bir servisle garantiye gönderelim. Tamam getirelim. Hadi gel o zaman bir servise götürelim şunu. Evet telefonunuz garantiden geldi hanımefendi. Bu arada telefonun mühendisi Matsumoto. Bir deneyelim bakalım. Hala şişman gösteriyor. Matsumoto hande ya! Hanımefendi yerine geçecek olan mühendisin sorunu düzelteceğini söylüyor. Pardon da yerine geç... Masadan kalkın üstünüz başınız batmasın. Al Matsumoto. Afiyet olsun. Sana da vereyim mi balık ister misin? Yok hiç koyma balık yemez bizimki. Ay ben de bir türlü yediremedim. Hayır anne balık seviyorum balık yiyeceğim. Aa bak sen bugün yiyeceği tuttu. Bahar teyzesinin balığı başka. Bir de greyfurt suyu vereyim mi? Çok yok şekerim hiç koyma en sevmediğim meyve. Hayır anne en sevdiğim meyvesi greyfurt içeceğim. Aa oğlum sen neden bizi mahcup ediyorsun? Evde alıyoruz yapıyoruz hiç yemiyorsun. Ha, ben keneviz istiyorum mesela keneviz yapmıyor. Sallama oğlum kereviz seven çocuk mu olur? Normalde bizim evde patates kızartmasına tapıyor. Size gelince kadehinde zehir olsam ben içerim bana getir oldu anlamadım ben de. Teyze 1 liranız var mı? Ne oldu ne yapacaksın 1 lirayı? Kardeşlerime yiyecek alacağım da bir tane alır mısın? Oğlum aptal aptal hareketler yapma. Hah. Sıraya. Abdülhalak. Alo ha. Çocuk esirgeme kurumu mu? Evet bir çocuk işçi ihbarında bulunacaktı sen gel yavrum. Yavrum biz seni dilendiriyor muyuz? Kaldır bir saniye uzak dur çocuktan. Çekil gel yavrum sen şöyle. Evet 2018'in sen niye oruç tutmuyorsun lan kavgasını ilk çıkaran şehir Kütahya oldu ve şampiyon yanımızda buyurun. Yani öncelikle şaşkınız tabii biz ikinci olduk fakat Yozgat doping yapmış yani döven kişi oruç değilmiş o yüzden birinciliği bize verdiler. Tabii memleketi böyle temsil etmek ve bu ödülü oraya götürmek bizim için bir onur. Omzumda şampiyonluk kemerini görüyorum bu arada. Evet. Peki bu sürece nasıl hazırlandın? Yani özellikle geçen sene dakika farkından dolayı Konya'ya kaybetmiş olmak bizi daha da şevklendirdi. Açıkçası bu sene yöre esnafıyla beraber daha fazla adam tartaklayarak bu seneye daha dolu hazırlandık. Evet tabii ben 2013 Ramazan'ında bir arkadaşı omirliğine balyozla vurarak felç bırakmıştım. Tabii 6 ay içeride yattım. Bir sakatlık dönemi oldu. Peki son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Teşekkür ederim. Evet, özellikle bize bu süreçte yardımcı olan Marangoz Muammer abiye ve Kişiroğlu Züccaciye'nin sahibi İsmet abiye çok teşekkür ederim. Sağ Hazır soğanım, nasıl oldu? Ben sadece eğlence amaçlı kullanıyordum yani bu filtre. Sonuçta köpeğe dönüşeceğini bilemezsin. Yani her gün günde en az bir tane atıyordum. İlk başta kokulara çok duyarlı olmaya başladım. Burnum zaten sürekli ıslanmaya başladı. Sinirlendiğim zaman bağırmak yerine hırlamalar falan başladı. İşte ezanda ulumalar geldi. Önceden saçım okşandığında hoşuma gidiyordu. Şimdi karnım kaşınsın istiyorum. Yani böyle böyle işte yayıldı. Arkadaşlarımdan da var böyle olan. Yani o da mesela Golden'a dönüşen o da sarışın olduğu için. Geri dönüşü yokmuş. Şimdilik topu getirebiliyorum, pati verebiliyorum. Evdeki en büyük problem tuvalet oluyor ama şimdilik gazeteyi yapıyorum. Ama dışarıya alışacağım yavaş yavaş. Babam kısırlaştıralım diyor. Annem en azından bir kez bu duyguyu yaşayayım istiyor. İşte bu hafta sonu Sivas'tan bir görücü gelecek beni görmeye. Kangal mı? Saçmalama salak, çocuk Sivaslı. Kangal gelmeyecek.